Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve hamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. La cunaha aleykum in tallaktum nisa'e ma lem temessuhunne ev tefridu lehunne ferride ve metti'uhunne alel musi'i kaderuhu ve alel muhtiri kaderuhu meta'an bil ma'ruf. Hakkan alel muhsinin. Sadakallahu azim. Kadınlarla ilgili onların boşanması, boşandıktan sonra başkalarıyla evlenmesi, bekleme süreleri gibi hususları dile getiren Rabbimiz yine devam ile. Sizin için kadınlara temas etmedikten sonra onları boşamanızda bir. İkincisi, ertefi bu lehenle farideten veyahut da onlar için herhangi bir faride, herhangi bir meyir belirlemeden önce onlara dokunursanız, onlarla beraber olur iseniz, bunda sizin için herhangi bir günah yoktur. Yani onlarla beraber olmadan boşanma durumunda veyahut da onlara belli bir mehir tayin etmeden, vermeden önce boşama durumunda herhangi bir günah olayı yoktur. Bu durumda onlara verilecek miktar olarak da وَمَتْتِيَ عُهُنَّ عَلَى الْمُوْسِيَ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُخْدِرِ قَدَرُهُ ve onlara geniş olan kimsenin, yani zengin durumda olan, güçlü durumda olan kimsenin kendi gücüne göre, kendi durumu sıkıntılı bir durumda, dar bir durumda olanın da kendi durumuna göre takdir etmesi, gücüne göre olmak üzere uygun bir şekilde onları metalandırın, uygun bir şekilde onları faydalandırın. Evet, meta'en bil ma'ruf hakkan alel muhsinin. Onları yine hakeza bu şekilde faydalandırmış olmanızdan dolayı faydalandırmak, bu muhsinler üzerine iyilik yapma durumunda hassas olan insanlar üzerine de elbette ki bu bir hak olmuş oluyor. Evet, kendilerine el sürmeden ya da mehir belirlemeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. İşte bu durumda. Eli geniş olan kendi zenginliğine, gücüne göre, eli dar olan da kendi kapasitesine, gücüne göre olmak üzere onlara gayet mağruf bir şekilde, yani gerek aklın, gerekse de dinin gereklerine uygun olarak da belli bir meta, belli bir istifade edebilecekleri bir mal, herhangi bir şey onlara verin. Elbette ki bu durum iyilik yapanlar üzerine bir vecibe, bir hak olmuş olmaktadır. Biraz daha açacak olursak, yani kendilerine henüz dokunmadan, yani gerdeğe girmeden veya evlilik bedeli olan mehir miktarını belirlemeden yahut her ikisini de yapmadan hanımlarınızı boşamanız size günah değildir. Yani bu durumda, boşanmalarda gerdeğe girmiş ve mehir miktarını belirlemiş iseniz hanımınıza mehirin tamamını verin. Ama gerdeğe girmiş fakat mihri belirlememiş iseniz ona mihri misil dediğimiz, yani genel maddi olarak örf adette, toplumun genel geleneğinde veya sosyal vaziyeti ona benzeyen kadınlarınkine göre ortalama bir mihir verin. Yani çok durumu iyi olmayan insan için normal bir mihir verin. Veya henüz gerdeğe girmemiş fakat mihri belirlemiş iseniz mihrin yarısını verin. Veya henüz gerdeğe girmeden ve mihir de belirlemeden eşinizi boşarsanız, gönüllerini hoş edecek güzel hediyelerle onları sevindirin. İmkanları geniş olan, maddi durumu iyi, zengin olanlar, kendi gücü ölçüsünde, kısıtlı olanlar da yine kendi ölçüsünde teselli edici hediyeler vererek onları faydalandırmalıdırlar. Bu iyilik ve erdem sahibi kimseler için insani ve ahlaki bir görevdir. Ona hak olan bir durumdur. Evet, yani ayet-i kerimede yine kadınların boşanması durumu, onları boşama, kadın halleri ile ilgili olarak burada da boşama hangi durumda, beraber olmama durumda onu boşandığında erkeğin yapacağı vaziyeti belirlemişti. Bu ayet-i kerimenin evvela nüzul sebebiyle ilgili olarak da Rabbimiz şunu beyan etmiş, ona binaen inzal etmiştir. Rivayet edildiğine göre Ensar'dan bir adam, halife oğullarından bir kadınla evlendi. Ancak kadın için herhangi bir mehir tayin etmedi. Sonra ona dokunmadan, beraber olmadan onu boşadı.
Bunun üzerine bu ayet-i kerime inmiş oldu. Efendimiz o adama başındaki şapkanla olsun onu faydalandır dedi. Yani küçük bir şey de olsa, küçük bir meta da olsa onu faydalandır diye memnun edici, sevindirici bir durum içerisinde bulunmasını ona ifade etmiş oldu. Ayet-i kerimenin gramer olarak şöyle bir tahliline bakacak olursak, burada اِنْ فَلَّقْتُمِ النِّسَى cümlesi mahalli olmayan mutezize ara cümlesidir. Yine bu aynı zamanda kendisinden öncekine delalet eden mahsus bir şartında cevabı olmuş olmaktadır. Yine ma sözünde ma lem temessuhunle buradaki ma masdariyedir. Zaman bildiren masdariye. Hani hangi zamanda? Onları temas etmediğiniz, beraber olmadığınız zamanda. Evet, yani ey ifadesi, ey yani bir derece zarfiye üzerine mansup olan masdarı müevver olmuş oluyor. Onlarla alel musiye ifadesinde de kaderu alel muhtiri kaderu bedahmetha an bil maruf ifadesinde olduğu gibi. Evet, yine ayetin tahliline geçecek olursak alel musiye kaderuhu, bu da meddi olunun failinden hal olmuş oluyor. Yani bir derece şöyle bir mukadder bir bağlantı da tesis ediliyor. Yani beynekum, aranızda uygun bir şekilde belli bir şeyi belirleyerekten onunla onları faydalandırın. Ve ayetin devamında ifade ettiği gibi durumuna göre. Yani durumun iyiyse ona göre, iyi değilse ona göre onları faydalandırın diyerekten Rabbimiz onlara belli bir metaı vermelerini ifade etmiş olmaktadır. Evet, burada ince olan bir diğer nokta şu ki temas etmediğiniz. Rabbimiz burada yani bir belagat ifadesi olaraktan, belagat kaidesi olaraktan yani ifadenin nasıl olması gerektiğini en güzel bir şekilde bir beyan da etmiş oluyor. Yani buradaki temastan kasıt cimadan kinaye olarak zikretmiş oluyor. Böyle bir üslup kullanarak karşılıklı hitaplarda lafızların en güzel oranını seçmek hususunda da Rabbimiz bize böylece bir yol ve tarzı da göstermiş olmaktadır. Demek ki burada sizin bağışlamanız diye ki daha önceki ayetlerde ifade ettiği affen, bağışlamanız gibi ve ifade edeceği bütün şeylerde Cenab-ı Hak hep o belagat üslubunu da göz önünde bulunduraraktan beyan etmiş olmakta. Mesela güneş orada bağışlamanız ile sizin bağışlamanız ile aranızda fazileti unutmayınız buyruğu erkekler için de kadınlar için de bir umumi ifade olup tahrip yoluyla erkekler için kullanılan zamirler için geldiği manası da ifade edilmiş olmaktadır. Evet, yani onlara dokunmadığınız müddetçe böyle sanki hassas bir şekilde Rabbimiz kelimeleri seçmiş oluyor. Burada mes kelimesini de kinaye olaraktan Rabbimiz ifade etmiş oluyor. Hitap tabii ki her ikisi için de, erkek için de, kadın için de, her ikisini de kapsamış olan bir ifade olmuş oluyor. Ve bu belagat üslupları içerisinde de Rabbimiz bunu beyan etmiş olmaktadır. Evet, ayet-i kerimenin tahliline geçecek olur ise, Rabbimiz demek ki burada günah ifadesi, yani size herhangi bir günah yoktur, günah ifadesi, aslında cenah kelimesiyle de bağlantılı olarak da kanat manasına da gelmektedir. Mesela kanadı kırıldı ifadesinde olduğu gibi. Ve Rabbimizin ve kanatları ile uçan herhangi kuş şeklindeki Kur'an'da buyurduğu gibi. Burada yani geniş olaraktan değişik manalara da bu cenah ifadesi geliyor. Ki burada Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş olduğu birçok manalar da değişik ifadelerle Kur'an-ı Kerim'de ayetler örnekleri içerisinde onu da derlemiş toplamıştım. Size kısaca bunu özet olarak da ifade ettim ki Kur'an-ı Kerim'de En'am 38, Taha 22, Kasas 32, İsra 24, Kasas yine 32, Enfal 61, Bakara 236 gibi bu ayet-i kerimelerde günaha ifadesi oralarda da Rabbimiz tarafından zikredilmiş olmaktadır. 236. ayeti kerimede. Burada mehir ifadesi İslam hukukunda önemli bir yer tutar. Bu konuda da İslam hukukunda birçok konuları
ele almıştım. Bunlar içerisinde meyli de ele almış olduğum meyli de kısaca sizlere arz edeyim. Özet olarak da birçok araştırmanın hülasası ve neticesi olarak. Boşanan kadınların hakları verilmeli, rızaları gözetilmelidir. Bunun mehir başlığı altında İslam hukukunun bir bölümü içerisinde ele almıştım. Evlenecek olanlar temas etmeden önce boşanlarsa mehrin yarısını vermelidirler. Hadislerde ise Ukbe İbni Amir radıyallahu anh'dan Efendimizin ifa etmeniz icap eden şartlardan evla olanı helallığı talep edilen kadının mehir şartıdır buyurdu rivayet edilmiştir. Nikahların en hayırlısı en kolay olanıdır. İbni Ömer demiştir ki boşanan her kadının bir istifade yani tazminat hakkı vardır. Bu tazminatlar kendisine mehir tayin edildiği halde temas vaki olmadan boşanan hariçtir. Böyle bir kadın kendisi için tespit edilen mehirin yarısını alır. Yine İbn-i Müseyyep anlatıyor. Hazreti Ömer nikahta perdeler indirildi mi mehir vacip olur diye hükmetti. Yine İbn-i Abbas anlatıyor. Hazreti Ali Fatıma'yı nikahlayınca hemen gerdek yapmak istedi. Resulullah ise mehir olarak bir şeyler verinceye kadar buna mani oldu. Hazreti Ali benim verecek bir şeyim yok demişti. Efendimiz ona zırhını ver buyurdu. Hazreti Ali bu maksatla zırhını verdi. Sonra da gerdek yaptı. Ukbe İbni Amir anlatıyor. Resulullah buyurdular ki yerine getirilmeye en ziyade layık olan şart terçleri helal kılmak üzere kabul ettiğiniz şartlardır diyerekten mehir konusunda özetle bunları ifade etmiş olduk. Evet çünkü mehir kadının hakkıdır. Kadına verilmesi gereken elbette ki bir haktır. Ayet de iki yerde geçti. Mekki oğlunla meta'an ifadesi. Aslında meta mal, faydalanma, yararlanma gibi. Bunun tahliline şöyle bir bakacak olursak önemli bir nokta da aslında bunun altında yatmaktadır. Meta, yenilecek, içilecek, giyilecek ve benzeri olaraktan faydalanacak her şey ihtiva eder. Kazanmak ve faydalanmak manalarına da gelebilir. Faydalanılan her şeyi kendi içerisine alır meta ifadesi. Nitekim satılık kumaş, kullanılacak alet ve edevat, gerek aletler ve edevatlar, gerek mallar ve diğer faydalanılmaya yarayan az çok gerekli şey manalarına gelmiş olmaktadır. Meta-ı gurur, gurur sebebi olan mal, müşteriyi kandırmak için aynı zamanda alınıp kullanaraktan hoş gösterilen ve alındıktan sonra aşağılık olduğu anlaşılan mal anlamına da gelir. Gurur, aldanmak manasına olduğu gibi çoğulu olarak aldatıcılar manasına da, aldatan kimseler manasına da kullanılmış olur. Fiha meta'an lekum buyuten ifadesinde olduğu gibi. Yani içlerinde herhangi bir şekilde faydalanma yetkisi bulunan evler, odalar manasına gelmiş olmaktadır. Nur suresi 29. ayette Rabbimiz meta büyük evler ile birlikte kullanma, faydalanma yetkisi bulunan evler anlamında kullanılmış olmakta. Böylece Kur'an'da değişik ayetlerle değişik manaları olsa da Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığı dört şekildeki tefsir edilmesi manalarının sadece kısa manalarını vereceğiz. Her bir mana ile ilgili ayet-i kerimelerde mevcuttur. Mesela ulaşılacak, varılacak son nokta manasına, menfaatlar ve faydalar manasına dediğimiz gibi her birle ilgili birkaç tane ayet örneği var. Yine boşanan kadına verilen mut'a, kendisiyle yararlanacak herhangi bir mal manasına, meta manasına. Yine demir, kurşun, kırmızı ve sarı, bakır manasına gelen bu dört farklı Kur'an-ı Kerim'de kullanış şekilleri vardır meta ifadesinin. Evet, bu meta ifadesi koca İran'ı sarsan bir husus. Yani bugün İran'da uygulanmakta olan mut'a nikahı. Mut'a nikahı ki internete girdiğiniz zaman bunu video halinde de görürsünüz. Kadınların o hazin, çirkin halini, kötü duruma düşmüş halini, bir aynen meta gibi, kadının bir meta, alınıp satılan bir mal pozisyonuna getirilmiş o çirkin halini maalesef üzüntüyle, esefle görebilirsiniz. Yani kadın kullanılıp adeta atılan bir elbise manasında bugün İran'da maalesef kadınların kötü bir hal içerisinde olduğu maalesef görülmüş olmakta. Yani bir insan artık keyfi istediğinde, canı sıkıldığında gider herhangi bir kadını alır, adına imam denilen kişinin yanına getirir
Ve onunla ona işte ne verirse, üzerine nasıl bir elbise atarsa cahiliye dönemindeki gibi 3-5 kuruş, işte eğer bir de çocuğu da varsa, çocuğu da varsa böylece 3-5 kuruşu ona alır, istediği zaman kullandıktan sonra atar şeklinde maalesef böyle bir uygulama içerisinde bulunmakta. Bunu bu konuyla ilgili, mutfağın nikahıyla ilgili geniş detaylı bulabilirsiniz. Ben bu konuda özet ile bazı noktaları sizlere arz edeceğim. Mutfağın nikahı aslında Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli bu dört hak mezhebin uygulamasına göre de dört mezhepte de batıl bir uygulamadır. Nitekim bu konuyla ilgili geniş bilgiyi Mizan-ı Kübra adlı eserde de bu manada bütün İslam alimlerinin eserlerinde, Cumhur'un eserlerinde Istilahat-ı Fukiyye Kamusu gibi birçok İslami eserlerde bu konuda ilgili geniş malumatı da bulabilirsiniz. Peki mus'a nedir? Miktarı ne kadardır? Bununla ilgili fukiyye geniş detaylı konulara, İran'da uygulanan hususlara kısaca bakabiliriz. Boşanılan kadına yardım, ikram ve boşanmadan duyulan üzüntünün telafisi için verilen mal, nakit para ve elbiseye mus'a denir. Mut'a miktarı ise boşayan kocanın mali durumuna göre de ayarlanmış olur. Demin de ifade ettiğimiz gibi ayetteki az veya çok kişinin durumuna göre. İmam Malik'e göre boşanılan kadına verilen mut'a miktarı için az veya çok diye bir sınır yoktur. İmam Şafii'ye göre ise boşanılan kadına zengin olanın bir miktar malla birlikte bir cariye vermesi müstahaptır. Orta halde bir insanın 30 dirhem, fakir bir kişinin de bir çarşaf vermesi lazımdır. İmam Ebu Hanife'ye göre de boşanılan bir kadına mut'a olarak en az namazda bütün vücudunu örtecek kadar bir elbise verilmesi lazımdır. Yani bu kadının faydalanması amacıyla kadına verilecek olan ki diğer bir ifadeyle mehirdir. İmam Ahmet bin Hanbel'den nakledilen ikinci bir görüşe göre mut'a kocanın fakirlik ve zenginlik durumuna göre ayarlanır. Bu da zamanın hakiminin içtihadıyla belirlenir. Bu görüş hepsinden daha tercihlidir. Allah en iyi bilendir. İşte yani normal standartlarda, yani kısa bir süre için evlenme değil, normal kadınla evlenme amacıyla evlenen kişinin evlendikten sonra herhangi bir sebeple taraflar arasındaki bu olabilecek olan bir husustur, bir sebeple boşanıldı. Yani bu durumda temas etmeden önce kadına demin izah ettiğim nasıl bir faydalandırma, memnun edici bir şey verilebilir? İçtihadi görüşünü imamlar beyan etmişti. Fakat bu durum artık bir uygulama alanı olaraktan İran'da mut'a nikahı adında ayrı bir nikah, farklı bir nikah, yani geçici bir süre amacıyla, sürekli evlenme amacıyla değil, bir haftalığına, bir aylığına belli bir ücret tayin ederekten verilme durumu ki hakikaten bu da çok rahatlıkla suistimallere, gayrimeşru durumların olmasına, yani bir derece gayrimeşru bir ilişkiye aslında meşru bir kılıf giydirmenin diğer bir uygulaması, diğer bir adı olmuş oluyor. Olay gayrimeşru. Ama ne yapmaya çalışıyor? Olaya bir meşru pozisyon giydirmeye çalışılarak da aslında birçok gayrimeşru yolların, kapıların açılmasına vesile oluyor. Bu da birçok o gayrimeşru neticede doğacak çocukların piyasada da çoklukla oluşmasına, nesillerin kopmasına, bağların kopmasına ve daha önemlisi başlı başına bir müessese olan aile müessesesinin hukukunun böylece ortadan kalkmasına da bu gayrimeşru uygulama, dinin kesinlikle kabul etmemiş olduğu böyle bir uygulama bütün bunlara da sebep olmuş oluyor. Onun için demin de ifade ettiğimiz gibi kesinlikle ve kesinlikle bütün İslam alimlerinin ortak görüş olaraktan men edilmiş olan bir husustur bu durum. Burada ayet-i kerimede bir de feriyeten, tefridu feride ifadesi geçmişti. Buna şöyle bir bakacak olursak, ferada kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de kullanılış manaları şu şekildedir ve yine hakeza bunun da gelmiş olduğu Kur'an'daki birkaç ayette mevcuttur her birisi için. Bir şey ifa etmek, vermek, takdir etmek, emretmek, tesbih etmek, mehir, kararlaştırmak, emir, yaşlı gibi manalara gelmekte ve dediğimiz gibi her birisi içinde birkaç Kur'an-ı Kerim'de manada mevcut olmuş olmaktadır. Ayet-i Kerime'de ayrıyeten temas etme, mesle ifadesi geçmişti. Bu konuya da baktığımız zaman demin biraz ifade etmiştik. Kur'an'da kullanılmış manasına baktığımız zaman dokunmaktan maksadın cima olduğunu ifade etmiştik. Kur'an-ı Kerim'de de üç şekilde tefsir edilir.
Cima dediğimiz cinsi münasebet manası, isabet etmek, değmek, gelip çatmak manası, delilik gibi manalara gelir ki dediğimiz gibi her biriyle ilgili onun toplam onun üzerinde met ifadesi Kur'an'da geçen manaları da mevcut olmuş olmaktadır. Evet, demek ki metse dokunmak, düşmek, ulaşmak, yakalamak, yaklaşmak, çökmek, bulmak, bulaşmak, anlamak, cinsel ilişkide bulunmak gibi aynı zamanda daha geniş manaları da bulabiliriz. Böylece Kur'an-ı Kerim'deki zenginliği de bu manada çok rahatlıkla görebiliriz. Evet, demek ki Rabbimiz bu manada 236. ayet-i kerimede özetle bize şunu ifade etmiş olmaktadır. Nikahtan sonra henüz münasebette bulunmadan veya onlar için belli bir mehir tayin etmeden kadınları boşarsanız bunda sizin için bir günah olayı yoktur. Mehir vermek de gerekmez. Çünkü nikah akdi yapılırken mehri de belirlemek lazım değildir. Mehir konuşulmadan nikah akdi yapmak caizdir. O surette menfaatlenecekleri bahşiş nevinden elbise ve bir miktar para da verin. Bu bahşiş zengine öz haline göre, fakire de öz haline göredir. Ve hem dince de hem de insaf, akıl, mantık, mürüvvetçe de bu durum güzel bir haldir. İyiler içinde bu durum elbette ki onlar üzerine yapılması gereken bir vecibe, bir borç ve de bir hak olmuş olmaktadır. Evet, demek ki Rabbimiz bu manada onlara karşı verilmesi gerekeni ifade etmiş olmaktadır. Evet, diğer 237. ayete geldiğimizde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّا اَنْ يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Öncekini teyiden. Eğer onlara mehir tespit eder de, ki öncesinde herhangi bir mehir yoktu, kendilerine el sürmeden boşarsanız, tespit ettiğimiz mehirin yarısı onlarındır. Ancak kadının yani nikah bağı elinde bulunanın yani kocanın paylarından vazgeçmesi başka. Bununla birlikte ey erkekler, sizin vazgeçmeniz takvaya, yani Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Aranızda iyilik yapmayı da unutmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Evet, ayet-i kerimede demek ki takvaya uygun olan, yapılması gereken sosyal görevler, sosyal haklar içerisinde kadına bu durumda mehir tayin edilmesi halinde ne yapılması gerektiğini Rabbimiz beyan ediyor. Ayet-i Kerime'yi gramer olarak tahlil edecek olursak, Ayet-i Kerime'deki öncekiyle beraber yine min kabli en temessuhunne bu masları müevvel ve aynı zamanda mesleğe de bir derece muzafı ile olmuş olmaktadır. Fakat farattım cümlesi ise temessuhunne'deki vavdan da haliye olmuş oluyor. Ve fenisfu cümlesi mübteda. Haberi ise mukadderdir. Yani aleykum. Yani size onun yarası gerekir manasında mukadder olmuş oluyor. Ma mevsuledir. İlla en yafune'ye de muzaf olmuş oluyor. İlla en yafune, yafune. Buradaki fiil muzari. Bu da sükun üzerine mebni olmuş oluyor. Mastar, mensup, istisnai munkatı üzerine mansup ve mastar olmuş oluyor. Evet, ayet-i kerimede şu takdir de var. İlla halu afuhunne. Yani affetme, vazgeçme hali müstesna manası da var. Yine affekum akrabu cümlesi ise mastar olmuş oluyor. Ve entafu mürteda ve akrabu onun da haberi olmuş oluyor ismiye. Yine affukum müstehlife mahalli olmamakta ve la tenser cümlesi ise bu da akrabuya mazuf olmuş oluyor gramer olaraktan. Evet, bu ayet-i kerimenin şöyle bir tahliline yine nazar edecek olur ise ayet-i kerime tensev ifadesine gelince tensevul ifadesi burada nesi kökünden gelir. O da nisyan kökünden gelmiş olmaktadır. Nesi kelimesi sözlükte örfi ve şer'i olmak üzere üç anlam ifade etmiş olmakta.
Nefi hem mastar da olur, sıfat da olur. Nesa, yensa fiilinden gelmiş olur nesa kelimesi. Erteleme manasından meful manasında da fail olarak münseyi, yani sonraki manasına da bir sıfat olmuş olur. Bu tenseun kökünün olaraktan gelmiş olduğu diğer manaları da ifade etmiş olmaktadır. Yine dinde, Arap geleneğinde bulunan bütün nefi çeşitlerinin batıl, geçersiz ve haram olduğu da açıklanmıştır. Tevbe suresindeki kullanımında da nefi'in bu yönüne bir nazar getirilmekte. O halde iki şekilde tefsir edildiğine nazar edebiliriz. Bunlardan birincisi terk etmek manasına, ki bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de birkaç tane ayet-i kerime mevcuttur. Diğer bir mana unutulmayan, hatırdan gitmeyen ve kesintiye uğramayan bilgi manasına da gelmekte, onunla da ilgili birkaç tane ayet-i kerime de mevcut olmuş olmaktadır. Evet, burada ayet-i kerimenin genel ifade içerisinde almış olduğu gramer manasında olayı ifade etmiş, geldiği manaları nazara vermiş idik. Özetleyecek olursak bu ayet-i kerimeyi, eğer onları kendilerine dokunmadan önce boşar ve mehri de kesmiş bulursanız o vakit kararlaştırdığınız mehrin yarısını onlara vermeniz gerekir. Aleykum, mukadderinde olduğu gibi. Ancak boşanan kadının veya nikah bağı elinde bulunan veli veya vekil durumunda olan boşanan kadının baba ve dedesinin vazgeçmesi hali müstesna. Ey erkekler, sizin affetmeniz takvaya daha yakındır. Yani kadının kendisi mehrini affetmesindense sizin o mehri tam vermeniz takvaya daha uygun bir durumdur. Aralarınızda ihsan ve iyilikte bulunmayı yağdığınızdan asla çıkartmayın. Bunu düşünün. Allah yapmakta olduğunuz şeyleri hakkıyla görür. Birbirinize ihsanda bulunduğunuz gibi Allah size iyilik ve ihsanda bulunur. Evet, önceki ayetle bağlantılı olarak da 236. ayette mehir belirtilmeden nikah kesilmiş, fakat henüz kendisine dokunulmadan boşanmış olan kadına mehir yerine adına faydalanma, meta verileceği anlatılmaktadır. Bir faydalanacağı herhangi bir şey. Ki o da kişinin durumuna göre. Boşanmış kadınlara verilecek faydalı bir şey, bir atiye değil, kadının erkek üzerinde olan bir hakkıdır. Nikahta mehir belirtilmiş ve dokunulmadan boşanmış kadına da böylece 237. ayetin hükmünce belirtilmiş olan mehirin yarısı da verilmiş olur. Birleşmeden sonra boşanmış kadınlara gelince, şayet nikah kıyılırken mehir belirtilmiş ise mehirin tamamını öder. Nikahta mehir belirtilmemiş ise bunlar da mehri misil ona ödenmiş olur diye Rabbimiz bu hükmü beyan etmiş olmaktadır. Şimdi burada Rabbimiz meseleleri aslında mücmel olarak ifade ediyor. Mücmel olarak, öz olarak zikrediyor. Ama tefsirlere ve fıkıhlara baktığımız zaman olayın çok detayını ve diğer tabii ki ayetlerle olan münasebetlerindeki izahını da çok rahatlıkla görebiliriz. Onun içindir ki belagat konusunda meali, belagat, icaz, icaz gibi, beyan gibi, delil gibi Kur'an-ı Kerim olayları edebi cihetten de ele aldığı içindir ki burada mücmen olarak zikretmesinin belagat cihetinden birkaç sebebi vardır. Bunu özetleyecek olursak, İslamiyet Arapların geldiği dönemde Araplar belagat kuralları, edebiyat kurallarını uyguladığı için Kur'an'da o meyanda ifadelerini beyan etmiş oldu. Burada Kur'an'ın mücmen olarak ifade etmesinde birkaç madde şöyle sıralanabilir. Eski kelimenin kazandığı yeni terim manasında, Kur'an-ı Kerim kelimelerle sözlük manasından başka yeni manalar verilmesine lafzın nakli manasında denilmektedir. Böylece adeta Kur'an-ı Kerim her bir kelimeye ayrı bir zenginlik vermekte. Aslında bu belagat konuları ve mücmellik konusu belagatta uzunca gider. Ki önümde de o konuyla ilgili epey geniş detaylı konu çıkarttım. Fakat ben burada özetle size ifade edeceğim. Yine bir kelimenin birden fazla eşit anlam ifade etmesi icmalinde diğer bir sebebidir. Bu örnekleri de var. Mesela es-salim hem gece hem de gündüz manasını ifade eder. Yine ümmet lafzı, cemaat manasına da, lider anlamına, din anlamına da, zaman anlamına da gelmekte. Ümmet anlam farklılığı böylece ona da farklı bir manada katmakta. Diğer bir
madde ise lafzın garabeti de icmalin diğer bir sebebidir. Garabet az kullanılmadan dolayı kelimenin manasının açık olmaması olmuş oluyor. Ki bunda İsrailoğulların Tih çölünde verilen nimetlerden birisi olan men. Bunun ne olduğu konusunda değişik görüşler mesela ortaya koymuş. Böylece Kur'an ne yaptı? Lafızları ve manaları da daha da zenginleştirmiş. Aslında bu da ayrı ayrı bilimlerin de, ilimlerin de ortaya çıkmasına sebep olmuş olmakta. Yine kelamın hasfı icmal sebebidir. Bazı deminde lafızda ifade ederken mukadder dedik. Çünkü bazen mukadder olaraktan hasıf olayı da oluyor ve Kur'an mücmel ifade ediyor ki ta ki o umumi olsun, külliyet ifade etsin. Cümlenin bir kısmını veya tamamının delile dayalı olaraktan düşürülmesine hasıf olayı da denilmiş oluyor ki bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de de birçok örnekler mevcut olmaktadır. Mesela zamirin merciindeki ihtimal ve mücmellik sebebidir. Mesela yahut da nikah akdi elinde bulunan erkeğin affetmesi deminki ayette. Buradaki diye elinde olan kelimesindeki zamirin iki kişiye dönmesi muhtemeldir. Demin de ifade ettik, hem kadın hem erkek. Bunlardan biri kadının velisidir, diğeri de kocasıdır. Her iki tarafı da kapsamış olur. Bu ayette de böyle bir mücmel olayı mevcuttur. Mücmelin diğer yerleri, mücmelin cümlenin başlangıcı veya atfı meselesi de mücmelin diğer bir sebebidir. Bari İmran 7. ayette bunun örneği vardır. Yine nadir kullanılan kelimeler de icmalin diğer bir sebebidir ki bununla ilgili ayetlerde mevcuttur. Yine lafızlarda şekil değişmesi mücmellik sebebidir. Lafızların takdim ve teyhiri yine mücmelliğin diğer bir sebebi olmuş oluyor. Dediğimiz gibi bununla ilgili de her biriyle ilgili ayrı ayrı ayetlerden de örnekler mevcut olmuş olmaktadır. Evet ve ahir davahum enil hamdülillahi rabbil alemin.